Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene şöyle bir pudra rengi yazmam var. Sinem marka. Geçenlerde gene bunun 3 tane almıştım aldığım zamandan. Bunun aynısından farklı bir örnek göstermiştim. Bugün de inceli bir örnek yapacağım bunun kenarına. O çok beğenilince hemen arkasından bunları da yapmak istedim. En küçük boy plastik incilerden kullanıyorum. İpe geçirerek kullanacağım arkadaşlar, şu türlerden. İpimin hemen rengini paylaşayım sizinle. Markası Oyalı. Geçenlerde bir gün bunun videosunu da çekmiştim. İnternetten sipariş ettiğim iplerimden biri. 42 numara. Şöyle göstereyim. 42 numara, böyle bir pudra pembe. Kalınlığı falan güzel. Örülmesi de güzel. Böyle kıvrak bir ip. Güzel örülüyor. Tığım 22 numara. Bir tığ kullanıyorum ben. Dediğim gibi yazmam da şöyle kenarına tığ battı yapmıştım. Sadece tığ battısını ütüledim arkadaşlar. Diğer kısmını, ortalarını falan henüz ütülemedim. Bu yazma da Sinem marka bir yazma. Bundan aldığımız dönemde 3 tane almışım. Birinciyi yaptık, şimdi sıra ikincide. Hemen nasıl yaptığımı örneğimden yaparak başlayalım. Hemen biraz ip saralım. Çok fazla inciye ihtiyacım yok ama şöyle yakınımda biraz inci de bulunması gerekiyor. Şöyle yapacağım. İpimi sardım, ilmeğimi oluşturuyorum. Benim geçmiş videolarımı takip ettiyseniz ben yazmaya yaptığım zaman hemen köşeden başlamıyorum şu şekilde. Ben köşeden başlamak yerine birazcık daha içeriden başlıyorum şöyle. Böylece kavuşma yeri, oyanın başlangıç ve bitiş yeri ortada kalmış oluyor. Ya ben uçta sevmiyorum, köşede sevmiyorum, öyle söyleyeyim. Tabii siz de öyle de yapsanız bir sakıncası yok. Öyle kullanmak istiyor olabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi tutturuyorum arkadaşlar tığ battıya. Bunu tutturduktan sonra şöyle yapacağım. Net görünmesini istiyorum ama inşallah nettir arkadaşlar. Netlikle ilgili biraz sıkıntı, bu aralar kameramda bir sıkıntı var bence. Hemen şöyle örümceğimi alarak başlıyorum. Örümcek normal büyüklükte bir örümcek olmalı. Çok uzun ya da kısa değil. Yaklaşık 2 tane tığ battı uzunluğunda olması yeterli. Bunu yaptıktan sonra bir defa doluyorum. Tığ battı da 1-2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Şu şekilde. Burada çift kat, çift kat çektim. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra buna inci koyacağım burada. 3 tane inci kaydırıyorum. Şöyle göstereyim. İncimi düğümledim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. İncim bu şekilde düğümlendi. İnciyi şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. Üstüne bir tane daha zincir çekiyorum. Aşağıya doğru trabzandan 8 tane sık iğne yapıp ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yapıyorum. Bir tane de şöyle tığ battının altından gireceğim. Bu da 9. olmuş olacak. En başta yaptığım kısım bu şekilde oluyor. Bunu yaptıktan sonra tekrar örümcek alacağım. İkinci kısmını yapıyoruz oyamızın. Bu şekilde örümceğimi aldım. Yine bir defa doladım. İki tane boşluk bırakıp üçüncüye geliyorum. Şöyle tığ battı da. Geliyorum. Yine çift kat. Çift kat çektim. Üzerine şu incilerimi biraz geriye alacağım arkadaşlar. Çok yakın oldu. Üzerine burada 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Altı zincirimi çekip örneğimin ters yönüne dönüyorum ve şöyle 1 ve 2. incinin arasından burada bir tel var, ip. Oradan tutturuyorum. Şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Oyamın düz yönüne geçiyorum. Burada 4'er zincir çekip birer tane sık iğne yaparak 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne şeklinde 5 tane kirpik yapacağım zincirime. Şu an ikincisi. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. Kirpiklerim burada 5'e tamamlandı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru trabzanıma gene 8 tane sık iğne yaparak tığ battıya iniyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, yazmamdan geçtim. Şimdi yazmamın katını, ipini çekmek istemiyorum. 8. 8'i yaptıktan sonra bir tane de tığ battığının altından giriyorum. Şöyle göstereceğim. Örneğimin bir motifi. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bu şekilde oluştu. İnşallah bu yazmanın kenarını böyle dolanacağım. Bir tane daha göstermek istiyorum bundan. Birkaç tane inciyi yakına kaydıracağım. Hemen örümcekle başlıyorum. Bir kez dolayacağım. Tığ battı da 1-2 boşluk bıraktım. Şöyle yapalım yakından. 1-2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüye geliyorum. Burada arkadaşlar 3. tığ battının altından girdim. Çift kat çekiyorum. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra 3 tane incimi kaydırıyorum. Değişik boncuklarla da olur. Burası illa ben inciyle yaptım ama değişik boncuk da oluyor arkadaşlar. Bunu yukarıya doğru şöyle kaydırıyorum. Üstüne bir tane zincir daha çekiyorum. Ve trabzandan 8 tane sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bunu yaptıktan sonra 9.'yu tığ battığının altından yapıyorum ben. Bu şekilde daha düzgün duruyor. Bunu yaptıktan sonra şu anda da motifimin yarısına geldim. Yani her bir gülünün yarısına gelmiş oldum. İkinci kısmını yapalım. Şöyle örümceğimi yapıyorum. Örümcekler çok uzun olmamalı. Uzun olursa arkadaşlar istediğimiz sonuç olmuyor. İki tane boşluk bırakıyorum. Gene tığ battı. Üçüncüye geldim. Şöyle. Daha önce ben bu örneğin videosunu çektim aslında ama çok karanlık diye çok yorum geldi altına. 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Örneğimin ters yönüne döndüm. 1 ve 2. incinin arasından şöyle ipe sık iğne ile çektiğim zinciri tutturdum arkadaşlar. Bunu tutturduktan sonra üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Oyamın düz yönüne döneceğim şimdi. Hemen sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Son 5. kirpiği de yapmış oldum. Kirpikler bittikten sonra yine trabzanıma 8 tane sık iğne ile devam ediyorum. Burada arkadaşlar 8 tane yapmamın nedeni buraların dik, daha dik durmasını sağlıyor 8 yaptığımız zaman. 5 tane de yapsanız dolduruyor ama bizim burada istediğimiz düzgün durması. Yani kullanırken özellikle düzgün dursun. Şu an benimki 8 oldu. 9.'yu da böyle tığ battının altından girip yaptık. Şöyle yazmam biraz döndü kendi etrafında. Düzelteyim. Göstermek istiyorum. Bu renk zaten bence çok güzel. İp ve yazmanın rengi birbirine tam tuttu. Şöyle göstereyim. Beyaz inciyle de çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Çok renk zaten çok zarifti. İnci de daha zarif bir hale getirdi. Şöyle göstermek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu anda bu ütüsüz elimden şimdi çıktı gördünüz. İnşallah Instagram'da ütülenmiş halini fotoğrafını sizinle paylaşmak kısmet olur. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğenip keyif alarak yaptım. Siz de inşallah keyifle örün, güle güle de kullanın.